Bugün sizlere güzel şeylerden bahsetmek isterdim. Ancak son günlerde yaşananların hasıl ettiği gerilim, hayal kırıklığı ve sıkıntı maalesef güzel şeylerden bahsetme imkanını bize vermiyor. Gün geçmiyor ki gazete manşetlerinden, televizyon ekranlarından bu milletin evlatlarına hakaretler, küfürler, iftiralar savrulmasın. Sorumluluk sahibi olması gereken insanlar, ülkeyi yönetenler, ellerinde hiçbir delil olmadan masum insanları insafsız ithamlarla karalıyorlar, gerilim ve huzursuzluk oluşturuyorlar. 17 Aralık'ta gerçekleştirilen rüşvet ve yolsuzluk operasyonu pek çok şeyi görmemize vesile oldu. Yaşanan süreç adeta bir turnusol vazifesi görerek pek çok işin ve kişinin gerçek rengini ortaya çıkardı. Siyasi hayatımıza adaletin ve kalkınmanın teminatı olarak giren ve adına AK diyen partimiz maalesef yolsuzlukların ve rüşvetin üzerine gideceği yerde aksine onları ortaya çıkarmaya çalışan kamu görevlilerini kıyıma tabi tuttu. Kışta, kıyamette, eğitim döneminin tam ortasında binlerce insan ve ailesi hem de hiçbir somut suç gösterilmeden, keyfi bir şekilde görevlerinden alınıp başka yerlere tayin edildi. Hukuk alt üst ediliyor ve böylece adalet mekanizması hükümetin bir kolu haline getirilmek isteniyor. Tek kabahatleri yolsuzlukları soruşturmak ve ortaya çıkarmak olan yüzlerce hukuk adamı yerlerinden ediliyor. Ellerindeki dosyalar hukuksuzca alınıyor. Daha 2 sene önce ileri demokrasinin gereği diye kapı kapı dolaşıp evet istediğimiz anayasa değişiklikleri yok muamelesine tabi tutuluyor. Bakan yakınlarının evlerinde çıkan ve izahı yapılamayan para kasaları, ayakkabı kutularından fışkıran dolarlar, ortalığa saçılan telefon görüşmeleri, kol saatleri, yeni medyanın millete küfür eden metazori patronları, onları bir gazeteye almak için zorlayan bakanlar, villa, havuz konuşmaları, ne iş yaptığını tam olarak anlamadığımız ama milyar dolarlara hükmeden hakkında ulusal ve uluslararası alanda pek çok iddianın olduğu İranlı karanlık iş adamları, onlara kefil olan yerli yöneticiler, beraber poz verenler ve daha neler neler. Bunların hiçbirine makul, inandırıcı bir tek cevap bile verilmezken, masum insanlara akla hayale gelmedik, isnat ve iftirada bulunmalar. Hükümet medyası ve oradaki tetikçiler marifetiyle millete her gün yalanlar söyleniyor. Üfürükten masallar anlatılıyor. 50 yıldan beri hiç değişmeyen aynı ezberler tekrarlanıp duruyor. Bir kere bile ispat edilemeyen, ortaya belgesi konamayan Amerikancılık, İsrailcilik gibi hayaletlerle masum insanların günahı alınıyor. Aynı çevreler, hani o hep tenkit ettikleri Yahudi kuruluşlarından üstün cesaret madalyası alan yöneticilerimizle ve onların yine hep tenkit ettikleri İsrail'le ticaret yapmaya devam eden yakınlarıyla alakalı tek satır haberlere bile yer vermiyorlar. Öte yandan gerçekleri ortaya koymak isteyen medya organları her türlü baskıya maruz kalıyorlar. Habere, kaynağa, internete erişimler engelleniyor. İndi yayın yasakları konuluyor. Ve halkın hırsızlıklardan, yolsuzluklardan, milletin malını kimin nasıl yediğinden haberdar olmasının önüne geçiliyor. Bunların üzerine gidenler darbeci veya paralel yapı ithamıyla baskı altına alınıyor.
Yolsuzlukları örtmek, hırsızlığı gizlemek, çalınanları saklamak adına daha dün kendileriyle olan mücadeleyi övüne övüne anlatılan Ergenekon örgütleriyle kol kola girmeye teşne, hazır bir tavır sergileniyor. Darbelerle mücadele ederek geldiğini söyleyenler, darbecileri affedecek ve onlarla işbirliği gerçekleştirecek bir noktaya doğru hızla ilerliyor. Ne gariptir ki hepimiz bugüne kadar yabancı olduğumuz bir kısım kavramlarla tanıştık. Humus gibi, mut'a gibi. Bu ve bu benzeri harici kavramlar artık Ankara kulislerinin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Sözde hayır adının altında zorla nasıl bağış yapıldığını her gün bir yenisini dinlediğimiz telefon kayıtlarından görüyoruz. Devletin bekasını partinin bekasına bağlayan anlayış her türlü yolsuzluğa, hırsızlığa ve hatta ölümlere fetva vermiş gibi görünüyor. Çözüm süresi çerçevesinde bugüne kadar binlerce vatan evladını şehit eden kanlı örgüt muhatap alınıyor, liderine neredeyse bilge, filozof muamelesi yapılıyor. Başbakan yardımcısının ağzıyla örgüt lideri bütün Kürtlerin lideri olarak ilan ediliyor. Kendi kongrelerinde Türk bayrağının varlığına tahammül edemeyen örgüt elemanlarına neredeyse barış elçisi muamelesi yapılıyor. Ülkenin bir bölümünde kanlı örgüt paralel bir yapı kurmuş, vergi topluyor, yol kesiyor, kimlik kontrolü yapıyor, yargılıyor, sözde şehitliklerde törenler düzenliyor ve bütün bunların bir tekine bile hükümet kanadından ne bir eleştiri ne de bir yorum geliyor. Herkes oynanan bu iğrenç tiyatroya karşı adeta kör, sağır ne de bir kör sağır ve dilsiz bir tavır takınıyor. Buna karşılık bugüne kadar bir karıncayı bile ezmemiş, herkese ve her yere sadece sevgi ve hoşgörüyü götürmüş, dünyanın dört bir yanında bayrağımızı dalgalandıran, dilimizi, kültürümüzü öğreten fedakar insanlara tarihin en iğrenç örgütlerinden olan haşhaşin yakıştırması yapılıyor. İnlere girmekten, ellerin kırılacağından bahsediliyor. Güya insaflıca ve de sanki varmış gibi örgütün tavanıyla tavanından bahsediliyor. Dış ilişkilere gelince de elçilere yurt dışındaki sevgi ve hoşgörü okullarının kötülenmesi talimatı veriliyor. Kapı komşumuz kardeş ülke Suriye'de kango ödeyi götürüyor. Yüz binlerce masum insan her gün hunharca bir zulme, katliama maruz kalıyor. Bu katliama en büyük desteği de paralarını akladığımız milyar dolarlık yolsuzluk iddialarına konu olan komşumuz İran veriyor. Ve bu İran kendimizi ikinci evimizde gibi hissettiğimiz dost bir ülke oluyor. Her yerde mangalda kül bırakmayan irademiz İran'da nedense Suriye konusunda sessizliğe bürünüyor. Ve en acısı da bunca hırsızlığa, yolsuzluğa, hukuksuzluğa, yalana talana rağmen herkes susuyor. Ülkenin birçok din adamının bir arada bulunduğu toplantıda hayatında insanlığa hizmetten başka gayesi olmayan bir insana her türlü edep dışı iftirada bulunuyor. Ama bir tek kişi kalkıp yahu bu kadar da fazla diyemiyor. Alimlerin sultanı olmaktansa sultanın alimleri olmayı tercih eden bu kişiler yarın o güzide insanla yüz yüze geldiklerinde ne diyeceklerdir merak ediyorum. O burada bulunan zevatın pek çoğunun da yakından tanıdığı gibi muhterem Fethullah Gülen Hoca Efendi ilmi, ameli, takvası ve zühdüyle örnek alınacak müstesna bir şahsiyettir. Bütün ömrünü insanlığın kurtuluşu adına çalışmakla geçirmiş, hayatının her anını
çile ve ızdırapla örgülemiş bir gönül insanıdır. Hayatı boyunca bir kuruşluk dünya malına tamah etmemiştir. Ne kendisinin ne de ailesinin bir tek dikili ağacı yoktur, olmayacaktır. İşçi emeklisi kardeşlerinin nasıl bir hayat yaşadığını tanıyan herkes bilir. Ne havuzlu villaları, ne gemileri, ne de kutu kutu dolarları, ne de helal olmayan bir tek kuruşları vardır. Kendisi böyle yaşadığı için etrafındaki herkese de bunu öğütlemektedir. Beklentisizlik, adanmışlık, istina, yaşatma duygusu, diyargamlık gibi kavramlar onun ve hizmetinin ana karakteristiğini oluşturuyor. Ahiret hayatı her zaman onun tek önceliği olmuştur. Bu hakikati kavrayamayanların Hoca Efendi'yi anlamaları da mümkün değildir. Şurası bilinmelidir ki, en büyük mahkeme Allah'ın huzurunda olacaktır. Allah'ın huzurunda kurulacaktır. Orada aklar karalar, o zaman belli olacaktır. Kimler haklı, kimler haksız, gün yüzüne çıkacaktır. Haksızlıklara, zulümlere, iftiralara, isnatlara, hakaretlere sessiz kalanlar mahşerde nasıl hesabını vereceklerdir? Talebeleri için canını veren ve yurt dışındaki okulların bahçesine defnedilen muhacir şehitleri haşhaşilere benzetenler ve onları elleri patlatırcasına alkışlayanlar, sessiz kalıp tepki vermeyenler, o masumların yüzüne huzuru ilahide nasıl bakacaklar? Dünya nimetlerin rüyasında dahi görmemiş Hoca Efendi'yi yalancı peygamberlere, sahte velilere benzetenler, bu benzetmelere alkışlarıyla destek verenler veya sessizce ikrar edenler, dünyada ve mahşerde Hoca Efendi ile karşılaştıklarında ne hissedeceklerdir? Bakanlık, vekillik, bir daha seçilme, listelere yeniden girme arzusuyla bunca haksızlığa, hukuksuzluğa sessiz kalıp göz yumanlar ahirette ne diyecekler? Bu gelinen noktada AK Parti maalesef kararmıştır. Kararmıştır. Yolsuzlukların örtüldüğü, hırsızların korunup kollandığı, hukuksuzluğun hukuk haline geldiği bir sürecin mimarı olmuştur. Çalanlardan, yiyenlerden, hortumculardan bıkıp bir ümitle AK Parti'ye teveccüh eden temiz yürekli milletimiz maalesef bir kere daha hayal kırıklığına uğramıştır. Güvendiği dağlara kar yağmış, ümitle yöneldiği kapılar insafsızca yüzüne kapanmıştır. Partinin kuruluşunda hakikaten bir hizmet aşkıyla yer alan binlerce insan küstürülmüş, teşkilatlarda samimane çalışan insanlar yok sayılmış, onun yerine yeni türeyen ne idüğü belirsiz bir kısım isimler parti adına medyada ve sosyal mecralarda boy göstermeye başlamıştır. Daha düne kadar parti kapansın diye yazılar yazan, dine diyanete en sert tavırları alan, partinin o eski felsefe ve idealleriyle uzaktan yakından ilgisi olmayan menfaatçi yalakalar, alnı secdeli, nur yüzlü, temiz kalpli ve niyetli Anadolu insanının yerini almıştır. AK Parti asli hüviyetinden ve kimliğinden süratle uzaklaşmış ve istifa eden bir bakanımızın ifadesiyle oligarşik dar bir yapının hegemonyasına girmiştir. Bu sebeple varlık sebebini yitirmiş bu partide daha fazla kalmak, günahlarına ortak olmak anlamına geleceğinden bugünden itibaren AK Parti'den istifa ediyor ve siyasi hayatıma bağımsız olarak devam edeceğimi milletimize saygıyla arz ediyorum. Teşekkürler. Sorabilirsiniz. Özgürlük var. Evet, ilk. Bugüne
Arkadaşlar iki soru var. Gelelim. Neler değiştiğini söyledim. Bir daha size metin dağıtılacak. O zaman alırsınız. Bir daha bakarsınız. Sonraki görüşmelerimizde de bundan sonra daha önce konuşmamamız istendiği için, çıkmamamız istendiği için ve belirtilen şahıslardan başkası konuşmasın dendiği için itaat etmiştik. Fakat artık olan olaylar karşısında hukuksuzluk, adaletsizlik, yolsuzluk, rüşvet, irtikap, adam kayırma, anayasanın tamamen rafa kaldırılması, hukukun alt üst edilmesi karşısında artık sessiz kalmak mümkün değil. Ve birçok arkadaşımın da bundan sonra aynı yolu takip edeceğini yakında göreceksiniz. Bu bir. Sorular yavaş yavaş sırasıyla. İkinci, o başbakanın haşhaşi ifadesini kullandığı toplantıda, o gün dikkat ederseniz salon çok soğuktu. Ve kapılar da açıktı, her yerden cereyan vardı. Ve ben de seçildiğim günden beri mecliste hep aynı yerde oturdum arkadaşlar, genel kurulda. En görünmeyen, en son koltukta ve sütun arkasında oturdum. Ne basına ne başka hiçbir şeye bulaşmadım, laf atmadım, karışmadım. Grup toplantılarında da aynı yer oturdum. Kameranın dibine oturdum, kör noktaya. Kamera benden başka herkesi çekebiliyordu ama beni çekmiyordu. Dolayısıyla görme, görünme, birilerine yaranma gibi bir hiçbir duygumun olmadığını 3 senelik genel kurulda ve meclisteki duruşum, grup toplantısında duruşum gösterir. Vazife verilmedikçe konuşmadım. Dışişleri Komisyon Başkan Yardımcısıydım ve NATO'da 2 komitedeydim. Yurt dışına çıktığım zaman ise ister arkadaşları tahkir manasında söylemiyorum, onlardan daha fazla yurt dışında çalışmış ve akademisyenlik yapmış birisi olarak, 91'den itibaren yurt dışında yaşamış bir insan olarak ve üniversitelerde hocalık yapmış bir insan olarak, Today's zamanında da İngilizce 5 sene boyunca köşem vardı. Dolayısıyla İngilizceme ve insanlarla muhatap olabilme kabiliyetime binaen arkadaşlar her zaman Muhammed Hocam sen cevap ver, sen cevap ver demişlerdir. Ülkemi, gerekli yerde partimi ve ne gerekiyorsa onları savunmuşumdur. Söylenen şeyler cut and paste şeklinde bir bahane olarak birleştirilmiş şeyler. Yani koskoca bir camiaya tırpan sallanırken artık hızını alamayınca kendisine de saplıyor dönüp gelip tırpanın ucu. İşte benimki de öyleydi. Bir arkadaş normal toplantıda ismini biliyorsunuz, o malum arkadaş diyeyim ben de, bu moda ya şimdi böyle şeyler konuşmak. Yoklama yapıldıktan sonra dedim ki, ya arkadaş sen aklını mı yedin? Yürütülmekte olan bir davanın savcısına diyorsun ki, senin sonun da o ölen ya da öldürülen ya da intihar etti denilen şaibeli bir şekilde savcının sonu gibi olacak diyorsun. Ya bu siyasi intihardır. Sözlü söylemek başka şeydir. Bunu tweetten 10 milyonların önünde yapmak başka bir şeydir. Buradan millet iki şey çıkarır ve bunu ben söylerken 20-30 kişi dinliyordu etrafta. Her zaman oturduğum yerdeki insanlar. Bu bir intihardır. Millet iki şey anlar. Ya senin o yolsuzluklarda da menfaatin var, korumak istiyorsun ya da işe karışmak istiyorsun. Ya da bu şekilde itham edilen birisini yine korumak ve de öğrenmek için işin içine karışıyorsun derler. Yani biraz makul olsaydın, hiç kötü niyet yok, hiç tonda, tamamen dostane. O da ister akıllıca deyin, ister saf saf ayağa kalktı, o kadar 20-30 kişinin duyabileceği şekilde şunu dedi. O savcı ya da hakim benim 10-15 senelik arkadaşım. Biz beraberinde davalara girdiğimiz, takip ettiğimiz işler oldu. İzmir'deki liman hadisesi başlayınca ben ona gittim. Dedim ki kimler tutuklanacak, kimler tutuklanacak, kimleri alıyorsunuz ve neler var ve dosyayı bana bir versene dedim. O da hakim dedi ki olur mu böyle bir şey diyor. Ya biz seninle arkadaşız versene diyor. Kendi anlatıyor bunu, 20-30 kişi duydu. Hakim olmaz deyince senin gibi arkadaşın diyor nokta nokta
ve kızdığım için o tweet'i attım diyor. Bunu duyan yan taraftaki goygoycular başka bir hadiseyle birleştiriyorlar. Ayakkabı esprisi. Benim ayakkabılarım 44 numara. Ben her zaman ön öne koyduğum zaman 88 ediyor. 85 diye de yazmışlar onu. 88 ediyor. Ve ben de hep şunu dedim. Her gün istifa edecek misin, gidecek misin? Biz seni götürelim. Ne olur istifa etme. Yemek yedirelim. Her gün, bir ay boyunca her gün bu muameleye maruz kalırken ben de diyordum ki duruşum aynı. Meclisteki oturuşum da aynı. İlk milletvekili olduğum gündeki düşüncem de aynı. Hizmet için varım. Faydalı olmak için varım. İstenmezse kalmam. Şimdi bu Ali Bey'inkiyle birleştiriliyor. Yok efendim komite toplantılarında insanı kayıt ediyor. Arkadaşlar bilirsiniz Dışişleri Komisyonu'nda devlet kayıt yapıyor zaten. Ve isteyene de CD'yi veriyor. Ve bu şikayet yapan Volkan Bey de maalesef ben onunla 3,5 sene önce ilk seçildiğimizde Bosna'ya gittik. Ve benim ilk dışişleri toplantısı olduğu için tamamen görmek ve öğrenmek için sessizce oturduk. Orla, o zaman da daha başbakanımızın kanseri de yoktu, terapisi de yoktu. Böyle bir şey de sorulmadı. Ayrıca NATO toplantılarında NATO görüntülü olarak, sesli olarak kaydediyor. Sekreterleri var, yazıyor. Stenografları var, yazıyor. Ve bunlar web sayfasında yayınlanıyor. Böyle uluslararası toplantılarda başbakanın kemoterapisi falan. Bakın bunlar cambaza bak, cambaza hikayesi. Yolsuzluk var, rüşvet var, irtikap var, adam kayırma var, malı kasa kasa gemi gemi götürmeler var. Bütün bunlar kapatılmak için işte camiayı seven, gönül veren onlardan çağırdığımız birisi sallayın bunu. Bu katliamın bana ulaşmış şekli. Evet başka soru alayım. Bir dakika yeter sordunuz. Başka arkadaş yani AK Parti'de bu kadar bile konuşturmadılar bizi. Buyurun. İnanıyorum. Hiç temasım yok. Kimseyle temasta bulunmadım. Çünkü içerideki hazımsızlığı biliyorum. Yalnız bak soru soruyorsanız cevabını veriyorum. Karşılıklı konuşacaksak bayrı. Sorunuzu sor. Çok net bir yanıt veriyorum. Çoğu kimse rahatsız ve bunlar içeride hep konuşulur. Yakında da bu insanlar patır patır dökülür diyorum. Bu kadar. Daha ben bundan sonra özgürüm arkadaşlar. Çok konuşacağız merak etmeyin. Sırayla geliyoruz. Meclisten alırsınız. Evet. Ne 40 gün nereden çıkıyor ya? Ha bir dakika yardımcı olayım. Yardımcı olayım arkadaşlar. Anlamadınızsa yardımcı olayım. Müsaade edin sizin anlatmanız değil benim anlatmam önemli. Ben size o soğuk gününde ayaklarım üşüdü, midem bozuldu. 2 gün rapor aldım ben. Zannettiler ki ben o haşhaşı konuşmasından sonra gidiyorum. Ve ben uçağa bindim, gidiyorum İstanbul'a. Baktım burada iyi olamıyorum. Uçaktan indim 12'de. Bilmediğim missed call. Bir sürü kaçırılmış telefonlar var. Daha onlara bakarken telefon çalmaya başladı. Anka Haber Ajansı'nın muhabiri aradı. Ondan sonra Hürriyet aradı. Başka bir talebem kardeşim aradı. Dediler ki haberlerde başlık geçiyor böyle diye. Ben dedim beni göremedikleri için muhtemel tahmin etmişlerdir. İnanmadım şakadır dedim. Biraz sonra Emre Uslu aradı. Amerika'da, ben de Amerika'daydım, o da Amerika'daydı. Oradan tanışıklığımız var. Ya dedi, Habertürk'te ve TRT'de geçiyor. Ya dedim ben bir parti ciddiyeti varsa önce beni ararlardı. Şakadır bu ya da birisi bir balon uçuruyordur. Sekreterimi, danışmanımı aradım. Hocam böyle bir şey yok dedi. Akşam 5:03 geçe iki arkadaşın dilekçesinin olduğu haberi geldi. Ne gündü? Dün mü? Evvelsi gün mü? Dün bize suçlama bu.
bilmem ne diye de haber geldi arkadaşlar. Bu sabah da istifa edeceğim. 3-5 yine o yandaş medyaya önceden istifa edecek diye veriliyor. Ben kimseye hiçbir şey açıklamadan. Anlaşıldı mı? Anlayabildiniz mi acaba? Teşekkür ederim. Hiçbir şekilde Fethullah Gülen'le görüşmem olmuştur. Fakat istifa etmem ya da siyasi hiçbir mesele konuşmamışımdır. Konuşmam da. Ayrıca Fethullah Gülen'i tanımıyorsunuz arkadaşlar. Tanımadığınız için hiçbir kimsenin şahsi iradesinin ve ihtiyarının önüne geçmez. Kimseye istifa et, şunu bunu yap demez. O tapelerde bile vatandaşın birisi kimse soruyor. Onun verdiği cevapları görmüşsünüzdür. Dolayısıyla Hoca Efendi kimsenin şahsi tercihlerinin, gönlünün, iradesinin önüne geçmez. Ama siz onunla istişare ederseniz negatif ya da pozitifliklerini söyler. Ben hiçbir şey sormadım. Aksine dediniz ya neden bu kadardır istifa etmiyorsunuz? Ben de aylarca önceden gitmek istememe rağmen beni bugüne kadar tutan ya da kalmama vesile olan Hoca Efendi'dir. Ve ben bunu Mustafa Elitaş'a ve diğer arkadaşlarıma hepsine söylüyordum. Ben gitmek istiyorum fakat ne olur herhangi bir istikrarsızlık, herhangi bir fitne fücür olmasın, alet olmayın. Vazife veriliyorsa yapılın, verilmiyorsa vaktiniz bitince çeker gidersiniz. Fitneye alet olmayın deniliyordu. Dolayısıyla Hoca Efendi kimseye karışmaz, böyle bir emir vermez. Verdiğini yazan ve zannedenler de yalan yazıyorlar. Böyle bir şey olmaz. Bunu başka bir toplantıya bırakalım. Çünkü eğer bunu işletmek istiyorlarsa AK Parti bundan ve o vekiller ve bir sürü vekil ta başbakanımızın da bundan haberi var. İçindeki muhtevayı duyarlarsa AK Parti'ye çok büyük zarar verir. Benim amacım üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Benim amacım belirli insanları sokağa çıkamaz hale getirmek değil. Dolayısıyla onlar açıklamadıkça ben açıklamayacağım. Onlar nasıl açıklarsa benle kalacak insanlık gereği olarak. Aldığım terbiyenin gereği olarak. Onlar kayıt var diyorlarsa ben de açıklamamı yaparım. Kayıtlar varsa ben de yaparım. Yok biz Bosna'ya gittiğimizde eğer Volkan Bey benim yanımda böyle bir şey konuşuldu diyorsa o gün hiçbir şey konuşmadım ben. O zaman hiçbir şey konuşmamıştım. Bakın arkadaşlar bunlar hikaye. Bunlar üzüm yeme değil bağcıyı dövme. Ben de size diyorum ki benim niyetim ise üzüm yemek. Yok böyle bir şey diyorsunuz. Kanser değil mi? Ya da işte... Başbakan'a sorun ya bana niye soruyorsunuz? Bizim partimizin yurt dışı toplantılarında bütün arkadaşların söylediği genel söylem şuydu. Basında bir takım şeyler yazılıyor olabilir fakat siz resmi açıklamaya bakın. Partimiz ve başbakanlık tarafından yapılan resmi açıklamada böyle bir şey yok. Ve hatta NATO heyeti arkadaşları gelip ismini de verebilirim sonra parti başkan yardımcılarımıza bunu söylediğimizde bunlar da dediler ki hatta ya başbakanın sağlığı hususunda resmi bir açıklama olsa da memlekette herhangi bir siyasi ve ekonomik istikrarsızlığa gidilmese. Dolayısıyla dışarıda bütün heyet mensuplarının söylediği şey aynıdır. Medyada basında ne deniliyorsa denilsin resmi açıklamada böyle bir şey olmadığını söyleniyor. Biz de buna inanıyoruz. Tamam onları sonra hepsini bir toplantıda anlatırsanız akşama kadar çoluk çocuğunuz bekliyordur gidemezsiniz. Evet, maalesef çok kimse. Ben ne zaman keşfettim? Medyadan dökülünce keşfediyorsunuz. Bir de ben İstanbul vekiliyim. Gittiğimiz yerlerde kendi AK Parti seçmenlerimiz
kendi bölgelerinde bir takım sıkıntıları bize anlatıyorlar. Biz de onları parti idaremize havale ediyor veya naklediyor. Yani biz söylenenleri. Bu kadar kasa kasa dolarlar, paralar, vergi verilmeyen paralar, kayıt dışı bilmem neler gidiliyor ve sayın bir devlet başbakan yardımcımız da diyor ki ya biz devletin parasını çalmadık ki bunlar başkasının parası. Emrullah Bey'in ifadesine bakın. Emrullah Bey'in ifadesine bakın. Benim keşfetmem, aynen bir daha söylüyorum. Eğer bölgemizde, ben İstanbul vekiliyim, Türkiye'nin ticaretinin, parasının, her türlü yatırımlarının döndüğü yer, oradaki şahsen tanıklık ettiğimiz bir takım hadiseler oldu. Biz bunları o zaman parti idaresine seçimler döneminde ve daha sonrasında ifade ettik. Halk bize geliyor ya da bir şey teklif ediyor. Fakat biz bunlardan beriyiz, uzağız, böyle şeylerle uğraşmıyoruz ve bir vekilimizin ifadesiyle İstanbul'dan köftelik işler, böyle köftelik işlerle alakam olmadığını ve köftelik ifadesini o götürüldüğüm toplantılarda, parti yetkililerinin götürdüğü toplantılarda öğrendim ve ben bu işlerde yokum dedim o günden beri. Beni köftelik işlere bulaştırmayın dedim. Buyurun. Ben bağımsız olarak devam ediyorum. Öyle bir hiçbir duygu, düşüncem, çalışmam, gayretim yok. Ya arkadaşım, sorduğun soruda size kim söyledi diyorsun. Bak ben de diyorum ki, ben de diyorum ki sana NATO toplantılarında yabancı delegasyonlar bir şeyler soruyor ve NATO grubundaki arkadaşlar da cevap veriyordu. Ben bunu diyorum. Sen ne zaman buldun, neyi biliyordun değil bak. Evet, NATO toplantılarına bakın, sorulup sorulmadığını görürsünüz arkadaşlar. Ya arkadaşlar baksanıza, NATO gidin komisyon başkanına sorun. Kayıtları var, tekstleri var, oraya bakın. Hayır, bu rüşvet, soygun, yolsuzluk, şahane, böyle garibanlara da öyle bahaneler lazım. Cemaat kontenjanı olarak gelmedim fakat camianın içerisinde bulan, seven, destekleyen ve kabiliyetlerinden istifade edilecek bir insan olarak çağrıldım. Fakat hiçbir zaman cemaatin vekili gibi bir konum olmadı. Onu temsil etme gibi bir konum, söylem olmadı. Ya da onlara ait herhangi bir iş, proje bilmem ne takip etmek gibi bir şey olmadı ki böyle bir şey de yok. Olur ya böyle dendi, itiraf etti diye yazar bazı arkadaşlar. Kayda girsin, böyle bir şey olmadı. Ve ben geldiğimde parti idarecilerine, başbakanımız dahil, çok açıkça ifade ettim. Ben AK Parti vekiliyim. İş verirseniz yaparım, yapmazsanız hiç problem çıkarmadan sessiz dururum dedim. Kim? Öyle bir parti bilmiyorum. Tanımıyorum. Kim iddiası var? Yani ben geri arkadaşlar, görüldüğü üzere ifade kabiliyeti olan, kendini ifade edebilecek gücü olan ve bir takım yerlere gelmek için de başkalarına tabasbus etmeyecek bir insanım. Gideceğim zaman alnım açık, başım dik, aynen yine kullanılan ifadeler. Söylerim ama böyle bir şey yok. Arkadaşlar son 5 dakikayı oynuyorsunuz. Devam eden tutukluluklardan kastınız ne? Soruyu anlamak cevabın yarısıdır. Arkadaşlar, memleketin, devletin, hükümetin, sistemin dili hukuktur. Hukukta ne öngörülüyorsa o yapılır.
Yani yeni bir delil çıktıysa ya da birilerinin delilleri değiştirdiği ya da sahte delil ürettiği anlaşılırsa ya da falan 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 medyayı takip ediyorsunuz. Hukuk olarak bunlar çıktığında yeniden yargılanma imkanı doğar. Bunu da hukuk sistemi karar verir. Benim yapacağım bir şey yok. Dolayısıyla böyle bir şey varsa hukuk sistemi içinde ne yapılacaksa yapılsın. Çıkarsa, ispatlanırsa yargılansın. Ama camileri bombalamayı planlayacaksın. Stadyumlara adam doldurmayı, kendini gere gere anlatacaksın. Adam darbe yapıyor, darbe yapın diye kendi sesinden çalıp oynayacaksın. Çocuklar denizaltılara bilmem nelere gezmeye gittiği zaman patlatacaksın. Caminin hangi köşelerine bomba koymayı planlayacaksın. Sonra da biz oyun oynuyorduk diyeceksin. Aynı şeyi maalesef öğrenen arkadaşlarımız var. Konuşuyorlar, konuşuyorlar. Ben öyle bir şey dedim mi diyorlar. Arkadaşlarım arasında, bütün konuştuğum insanlar arasında yahu bu kadar da olmaz ki. Artık birazcık işler aşıyor. Olmaması gerek. Keşke olmasaydı. Rahatsızım. Seçmenimin önüne çıkamıyorum diyen insanlar var. Ederler etmezler şahsi tercihleri. Fakat şunu söylüyorum arkadaşlar. Şunu söylüyorum arkadaşlar. Bunlar hikaye. İfadem üfürükten masallar. Böyle bir şeyler yok. Ama kasa kasa, gemi gemi giden paralar, dolarlar, altınlarlar, yurt dışına çıkarılan gemiler, götürülen limanlar, alınan havuzlar, villalar, bilmem neler, bunların hepsi var. Ve bunlar o kadar delil olarak sunulmuş ki hakim savcılar tutuklamaya karar veriyor. Değiştiriyorsun, yerine getirdiğin, senin adamların olarak getirdiğin, tırnak işaretinde söylüyorum, onlar hala suçtur diyor. Sonra onları da değiştiriyorsun. Yetmedi bir daha değiştiriyorsun. Ya 5-6 kere değiştirilenler var. Sonra da olmadı hukuk sistemini değiştiriyorsun. Bu hukuk herkese lazım. Böyle değiştirilirse 3-5 sene sonra başka birileri de gelir. Biz eski şeklini istiyoruz. Halkımız da bunu istiyor der. Onları yeniden yapar. O insanların yakasına yeniden yapışır. Bazıları ölmeyecekmiş gibi, hiç sistem değişmeyecekmiş gibi yaşıyorlar, düşünüyorlar. Ve halkın menfaatini değil, kendi menfaatini düşünüyorlar ve kendi menfaatleri için memleketi uçuruma yuvarlıyorlar. Mesele bu. Yok benim ayakkabım 88'miş, 44'müş, yok bilmem falan kansermiş. Hikaye bunlar. Esas görmeniz, bakmanız gereği. Bakın arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Arkadaşlar konuşmanın metnini verecekler. Arzu ediyorsanız alabilirsiniz.